Bunu daha önce devletlerimiz daha önce daha erken bildirseydi böyle izdiham olmazdı. Şu an mesafeyi bile kimse kollamıyor yani. Gördüğünüz gibi herkes rezil, perişan. Büyüklerimiz de daha erken daha güzel müdahale etseydi daha güzel şeyler olurdu. İnşallah şu koronavirüsü bir an önce başımızdan def olsun geçsin. Kurbanım Allah'a. Başka bir isteğimiz yoktur büyük devletlerimizden. Fakir fukaralara baksınlar, erzaklarına baksınlar, ihtiyaçlarına baksınlar. Başka bir şey istemiyoruz devletimizden. Bu kadar. Abi bize bir bize 12 saat önce bildirilseydi daha güzel olurdu. Yani devlet yetkilileri. 3 saat kalasıya bildirildi. Bu sıkıntıdır. Yani burada sosyal mesafeyi koruyan kimse yok. Yani izdiham yaşanıyor. Şimdi şöyle bir kamera arkadaşıma şöyle bakarsa yani izdiham yaşanıyor. Yani bize 12 saat önce ya da 2 gün önce söylenseydi daha güzel olurdu. Yani devlet büyüklerimizden daha önce söylenmesi daha iyi olurdu yani. Yani izdiham yaşanıyor şu an. Yani bu sosyal mesafeyi kimse korumuyor. Yani bu iyi bir şey değil. Daha önce söylenseydi millet de ona göre tekbirini alırdı, uğraşırdı yani eşyasını alırdı, beklerdi yani. Evine çekilirdi. Yani bunun daha önce söylenmesi daha güzel olurdu. Şu an sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani bu devlet büyüklerimizden en büyük ricamız zaten budu. Herkes şu an çok rezil bir durumda. İnsanlar bayağı bir panik halindeler. Yani yapacak bir şeyimiz yoktur. Allah'tan başka bir şeyimiz, kimsemiz yoktur yani. Devlet büyüklerimizden de istediğimiz bu şeyi yani daha 2-3 gün önce söyleselerdi. Herkes eşyasını alır, çekilirdi. Böyle bir şey olmazdı yani. Başka da bir şey diyeceğim yok. Evet, alışverişe geldik. Yani şu an bir şey alamıyoruz, bekliyoruz yani. İzdiham var. 5-6 tane adam burada rezil olmuşlar. Kimse para veremiyor, kimse eşya alamıyor yani. Son anda yasakları duyduk. Halk şu an akın akın bakkallara hücum ediyor, marketlere hücum ediyor. Ve 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sonra bakalım hele devletimiz ne karar verecek. Ve halkımız şu an gerçekten izliyoruz, bakıyoruz ki her taraf tıklım tıklım. Marketlerde bir şey kalmadı. Ve son anda duyduğumuz şeyle İnsanlar akın akın markete hücum etmeye başladı. Adeta şu an kıyamet sahnesini yaşıyoruz. Sanki gözler önüne geliyor. Hakikaten insan bu olaylardan ders alması lazım. Belki de Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği bir ibretliktir. En azından kendimize dersler çıkarmamız lazım. Şu 2 günü de tefekkür ederek gerçekten kıyamete, ahirete hazırlık yapmamız lazım. Yarın öbür gün Allah Azze ve Celle bize hesap sorduğunda belki de bu Allah'ın bize bir musibetidir.
Belki de Allah Azze ve Celle bizi cezalandırdı. Biz bu hale geldik. İnsanlar kendi kendini biraz muhasebeye çekmesi lazım. Biraz da hesaba çekmesi lazım. Bu olaylar neden oluyor? Allah Azze ve Celle verdiği bize bir hastalıktan dolayı bak biz ne hallere düştük. Rabbimizin gücü her şeye yeter. Bu koronavirüs dediğimiz şey Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği bir mikrop bizi bu hale getirdi. Belki diğer kavimlerden, diğer peygamberlerden ders almamız lazımken bizler hala dünyaya, daha çok dünyaya bağlanıyoruz ve daha çok dünyaya meylediyoruz. O yüzden kendimize ders çıkarmamız lazım bundan, tefekkür etmemiz lazım. Allah razı olsun. Temel ihtiyaçları sağlayan iş yerlerinin açık olacağı şeklinde bilgi mevcut. Telaş yapmanıza gerek yok. Ayrıca lütfen sosyal mesafenizi koruyun. En az 1,5 metre aranızda mesafe bulunsun. Nereye kadar böyle gidecek ya? Avrupa'dan beter ettim. Şimdi biraz ağır mı? Şu an masamı yapıyoruz. Ha.